Arkadaşlar merhabalar. Klişe sorular çözüyorum biliyorsunuz. İlk videoda 27 tane soru çözmüştüm. Şimdi onlara devam edeceğim. Özel olarak bölmedim yani vakit sıkıntısı olmasın diye. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Alan soruları çözüyordum. Şimdi alanlardan yine devam edelim. ABC bir dik üçgen verilmiş. EC AE'nin iki katı diye söyleniyor. Hemen buraya 2x'i yerleştirelim o zaman. AE'yi x verdiği için. AD 2 BD 6. DBF üçgeninin alanı FCE üçgeninin alanından 6 santim fazlaymış. Bakın şimdi burası DBF neresi? EFC neresi? Buraya S yazalım. Buraya da S artı 6 yazalım arkadaşlar. Ben ne demiştim size? Alanlar verildiği zaman boşluğa da bir harf vermek lazım. Bir de ortak bölge bir boşluk. O özelliği de var. Buraya bir T diyorum. Böylece şunu görmüş oluyoruz bakın. S artı T artı 6 8 çarpı x bölü 2 doğru mu? Şimdi dikkat et. ADC'nin alanı t artı s. Onun dik kenarları da 3x çarpı 2 bölü 2. Taraf tarafa çıkarırsam ben zaten s ve t'ler gidiyor. Böylece 6 eşittir. 8x bölü 2 4x. 6x bölü 2 3x'den. X kendiliğinden arkadaşlar ne geldi? 6 geldi. 29. soru. ABC bir dik üçgen, DBC bir üçgen verilmiş. DBC'nin alanı soruluyor. Ben arkadaşlar şuna dikkat ediyorum sorularda, alan ve benzerlik sorularında. Parçalı 90 dediğim bir mevzu var benim. Alfa ve beta şeklinde iki parçaya ayrılsın. Bir de soruda biraz birden fazla dik üçgenler olsun. Bakın otomatik olarak şöyle bir alfa beta 90 durumundan iki tane açı eşit geliyor. Bu bazen benzerlik, bazen de bize sinüsün alan formülünü getirecek. Bakın şimdi buraya. 90'lar parçalı. Şurada alfa beta diye parçalarım. Bir de birden fazla 90 var. Biraz ezbercilik oluyor ama olsun, işine yarıyor. Beta olarak da buraya yaz. Haliyle bakın beta bunlar birbirine eşit geldi. Böylece sinüsün alan neden? Açı var. Açıyı bilmesen de o açıyla ilgili bir bilgi var işte. Bu üçgenin alanını böyle bulurum. 3 çarpı 10 bölü 2 sinüs beta. Şimdi aynı zamanda sinüs betayı nereden bulacağım? ABC üçgeninde karşı bölü hipotenüsten ki sinüs beta buradan da 3 bölü 5 oldu. Artık burada yerine yazarsak 3 bölü 5 onlar gider. 3 çarpı 3'ten bu üçgenin alanı 9 gelir. Geldik 30. soruya. ABC ve EBD birer dik üçgen. Yukarıdaki verilere göre AEF ve FCD üçgenlerinin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi tabi burada artık hafiften bir yorumumuz olmalı. Şimdi harflendirseniz bir işinize yarar mı? İsterseniz videoyu durdurun ve deneyin bunu. Bir yerde hani birçok öğrencinin tıkanacağını düşünüyorum açıkçası. Yapanlar olacaktır. Hani böyle müthiş derecede zor bir soru değil ama çoğu öğrencinin takıldığı standart bir soru oluyor aslında bu. Şimdi burada harf verin. İşte yapmaya çalışın gelmemiştir. O yapamayanlar için söylüyorum. Ben bu 4 ve 9 ne alaka verilmiş? Bakın şimdi. Ve şu eşitlik niye verilmiş? Burada arkadaşlar buraya S desek C noktası tepe noktası olmak üzere tabanları aynı olduğundan bu üçgenlerin alanları aynı olmaz mı? Haliyle burayı bilmiyorum. Buraya da T diyeyim. Böylece arkadaşlar S artı T geniş açılı üçgen oldu. Benden parça parça o alanları istiyordu ama bir nevi ben FCD'yi sanki ECF'ye taşımış gibi oldum. Geniş açılı üçgende 4'e ait yükseklik nereden geçer? C noktasından. O da neymiş? İnen 9. 9 çarpı 4 bölü 2'den üçgenin alanı 18 oldu. Bu şekilde. 31. soru. ABC'nin alanı FBD'nin alanının iki katı verilmiş. ABC geniş açılı üçgen. Dik üçgen falan değil. Geniş açılı üçgenlerden çıktı pardon. Şimdi burada bu yeşil üçgen tarayalım şöyle. Burasına 2S diyelim kocaman. Bir de arkadaşlar şurayı ele alalım. Bu üçgene de S diyelim. Şöyle. Sarı üçgen S, yeşil üçgen 2S. Burada arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Bu üçgenlerin ortak açıları var. Sinüs alanda bunu gayet güzel kullanmalıyız. Her zaman yükseklik olmaz. Her zaman alanlar oranı, tabanlar oranı olmaz. İki üçgenin eğer sinüsleri eşitse kenarlarının arasındaki böylece ne olur? AB bölü 2 sinüs beta
bölü CD bölü 2 sinüs alfa, sinüsler birbirine eşitse gider, AB bölü CD kalır. Dolayısıyla yapayım bakın, büyük üçgen, yeşil üçgenin alanı 4 artı x çarpı 6 bölü 2 sinüs alfa diyelim buraya. Sarı üçgene dikkat et şimdi hemen, 4 çarpı 9 bölü 2 sinüs alfa. Bunların oranı kaç verilmiş? 2. Sinüs alfalar ne güzel gitti. 2'ler gitti. Burada artık bunları da sadeleştirelim. 6 olsun. 4 artı x içler dışlardan 12. X arkadaşlar 8 oldu. Kolay bir soru aslında. 32. soruya geldik. ABC bir ikizkenar üçgen. ACF doğrusal. AB AC'ye eşit. BE de CF'nin iki katı. Hemen yazalım. BE CF'nin iki katı. DC BD'nin üç katı. Bu şekilde verilmiş. İkizkenar üçgen ne alaka verilmiş? Bakalım. DCF'nin alanı 6. Bizden BDE'nin alanımız istiyor. Gerçekten klişe sorular olmayı hak eden sorular bunlar. Böyle kitaplarınızda gördüğünüz, konu öğrenirken ta böyle belki Ağustos'ta falan başladınız böyle bu üçgenlere. O zaman baktığınızda çözdüğünüzde, hızlıca çözdüğünüz ama zaman geçtikçe Allah Allah burada ne yapıyorduk dediğiniz soru modellerinden biri. Alan dediğim gibi sadece taban çarpı yükseklik bölü 2'den ibaret değildir. Dik kenarların çarpımından ibaret değildir. En çok böyle karşımıza gelen modellerden biri de sinüslü alan formülüdür. İşte burada da ikizkenar üçgen vererek sana ne mesajı veriyor? Taban açıları aynı. Sinüsle alakalı bilmemiz gereken ne? İki açının toplamı 180 ise bunların sinüsleri aynıdır. Dolayısıyla sinüs alfa sinüs 180 eksi alfa'ya eşittir. EBD'nin alanına bak, 2A çarpı B sinüs alfa bölü 2. Sonra diğerinin alanına bak, 3AB bölü 2 sinüs 180 eksi alfa. Birinin alanı 6, diğerinin alanını bilmiyorum, S diyelim şimdi. Böylece sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa gider, 2'ler gider, AB'ler gider. 2 bölü 3 eşittir S bölü 6 oldu. S arkadaşlar 4 geldi. Ben konuyu anlatırken izlemiş olan arkadaşlar belki hatırlar. Sinüsler eşitse aslında ben direkt şunu yapıyorum, onu da söyleyeyim. 2AB'ye direkt 2S yapıştırıyorum. 3AB'ye de 3S yapıştırıyorum. Böylece buradan yine 4 bölü 6 geliyor. Bu pratik olarak kullanabiliriz. Ne zaman sinüsler aynıysa iki kenarın arasındaki açının, bu mantıkla da yapabilirsiniz. Kenarları çarp, yanına S'i yapıştır. Hatta bu soruyu isterseniz öyle çözeyim bakın. Bunların ters açıdan sinüsleri aynı. 4 kere 9 36 S de, alanı 36 demiyorum, 36 S diyorum. 3 çarpı 4'ten 12 S de, böylece alanlar oranı 3 gelecek. Pratik olarak bu mantığımız da vardı arkadaşlar. Gelelim 34. soruya. Benzerini yapmıştık demin. Bakın dediğim gibi, yani ezbere sonuçta niye karşı olalım? Sınavda beni kurtaracaksa en azından 9. 10. sınıf 11. sınıf olsanız evet, bence konuları çok düzgünce öğrenmek lazım. Hatta eskiden bize arkadaşlar böyle kuralların nereden geldiğini öğretmenler güzelce anlatırdı. Biraz başlangıçta sıkıcı gibi olsa da bir süre sonra matematiğe vakıf oluyorsunuz. Kuralların nereden geldiğini öğrendiğiniz için zihninizde daha güzel yer ediyor. Ama 12. sınıfta evet, bu kadar hızlı yavaş olamayız. Hızlı olmamız lazım. Mecburen ne diyoruz? İşte bunu burada gördüğünde yap, bunu şurada gördüğünde yap diyoruz. Burada da 90'lar biraz fazla olduğunda ben alfa beta 90'ı yapıştırırım. Böylece bakın bu beta açısıyla buradaki beta açısı aynı olur. 5 çarpı 26 bölü 2 sinüs beta. Niye bunu kullandım? Şifre belli burada. İki kenar var, aradaki açı var. Yani sinüs alan formülü kullanmam lazım. Dolayısıyla sinüs beta da burada bakın kaç? 5 bölü 13. Böylece 26'lar sadeleşti. Üçgenin alanı 25 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, geldik 35. soruya. ABC bir üçgen. BAC 60 derece. AB AD AE'ye eşit. Bizden DEC'nin alanını istiyor. Güzel. Bakın burada zaten geometride ilerlemiş, bitirmiş olan arkadaşlar için bu soruda ince bir nokta var. Onu fark edeceklerdir. Şimdi ben niye böyle basitleri önemsiyorum arkadaşlar? Şu soruyu ben üçgende açı konusunda sordum. Orada ya bu soru basit canım, bu ne ya falan diyorsun. Sonra geliyor bak karşına, alakasız bir yerde geliyor. Sonra bu gidecek çemberde yine gelecek karşına. Analitikte yine gelecek. Kare sorusunda evet var. Böyle basit basit öğrendiğimiz şeyleri kesinlikle küçümsememeliyiz. Sonra büyüterek gerçekten zor gibi görünen soruların içinde bu basit yorumları yine kullanacağız. Burada
Çemberden yapabilirsiniz. Ben şimdi üçgen normal bilgiyle yapayım. İkizkenar bir üçgen. Buraya x açısı, buraya x açısı diyorum. İkizkenar üçgen. Buraya y açısı diyorum. Buraya y açısı diyorum. Toplamda dörtgenin açıları ne oldu? 2x artı 2y artı 60. 360 derece oldu. X artı y buradan arkadaşlar 150 derece geldi. Demek ki şu açı 30 dereceymiş. Tesadüfen verilmemiş o bilgiler. 4 kök 3 çarpı 12 bölü 2 sinüs 30 zaten 1 bölü 2. Böylece bu dörtler gider. 12 kök 3 olur. 9, 3 kök 2, 30 ve 45 verilmiş. ADC'nin alanının ABD'nin alanına oranı soruluyor. Zaten burada bağırıyor soru sinüs alan diye. Buraya x dersek bakın 9x bölü 2 sinüs 30. Diğerinin alanında arkadaşlar x çarpı 3 kök 2 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2. Sinüs 30 yerine de 1 bölü 2'yi yazalım. Böylece arkadaşlar bölü 4'ler gitti, x'ler gitti. 6 bölü 9 oldu, 2 bölü 3 oldu bu sorunun cevabı. 37. soruda en klasik soru modellerinden biri. Şöyle söylüyorum arkadaşlar ben. Alan sorularında tabii ki bu A, C, E'ye dair hiçbir şey yok bakın. Sadece paralellik var. Paralel olduğu zaman şuna dikkat edeceksiniz. Paralel üzerindeki kenara dokunma. A, C'ye dokunma. Sonra E noktasına dikkat et. Bu E noktasında şunu yapman lazım. E noktasını alıp en uca kaydırabilirsin. Çünkü buradaysa diğer uca kaydır. Yapabileceğini göreceksin soruyu. Sonuçta paraleller arası uzaklık değişmediğinden yükseklik değişmez. AC tabanına zaten dokunmadım. Böylece arkadaşlar ACD'nin alanıyla AEC'nin alanı eşit olur. Sebebi de tabanı değiştirmedim. Paralelden dolayı yükseklik zaten değişmiyor. Böylece bu geniş açılı bir üçgen oldu ACD. Tabanı 7, yüksekliği 8. Böylece cevabımız 28 oldu. Evet, 38. soru. ABC bir üçgen. ED 3, DC 5, BC 9 olmuş arkadaşlar. X'i istiyor bizden. Nereye geldik aslında fark ettiniz mi? Açıortay. Şimdi alan falan değil burada normal açıortay. Tabi sorularda geçişkenlik olacak böyle. Tek bir bu PDF'de bütün hepsi olacağı için adımları böyle hızlı geçmiş olacağız. Şimdi alan baktık güzel tamam. Şimdi gelelim açıortayın kenarortayın klişe sorularına. Şimdi açıortayda mevzumuz ne? İki açıortayın geçtiği yerden üçüncüsü muhakkak geçer. Önce bir EC'nin de açıortay olduğunu hatırlayalım. Sonra açıortayın kollarına inen dikler eşittir bu 3'tür. Açıortayın bu kolları da mecburen eşit olur 5 olur. Hatırlayalım şekli bakın. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Böylece 3 5 oldu. Burası da 4 oldu. Kendiliğinden burada bir dik üçgen çıktığı için 3 4 5 üçgeninden x'i 5 bulduk. 39. soru. Açıortay verilmiş. 2 tane AE ve AD açıortayları bizden x'i istiyor. İç açıortay kuralını hatırlayın. Nedir iç açıortay kuralı? Çok basit hemen örnekle göstereyim. Açılar böyle açıortay verildi. Kenarlar oranı 1'e 2 ise parçalar oranı da 1'e 2'dir arkadaşlar. Böyle A'ya 2A, K'ya 2K deriz. Kenarlar oranı, parçalar oranı. İkinci durumda dış açıortaydır. Dış açıortayı hatırlayalım. Dış açıortay şöyle olsun arkadaşlar. Diyorum ki ben dış açıortayın bittiği yeri işaretle. Dış açıortayın ilk kenara olan uzaklığının ikinci kenara olan uzaklığına oranı bu kenarların oranına eşittir. Örnek burası 2, 3 olsun. 2 bölü 3 ya. İşte şurası 2K'dır. İkinci kenara olan uzaklığı da 3K'dır. Böylece şuraya K kalır. Dış açıortay da buydu arkadaşlar. Şimdi burada ikisini de kullanacağız. Şimdi buraya M diyelim. Buraya da 2M diyelim. Neden? İç açıortay var. Şimdi dikkat edin bakın dış açıortaydan kaynaklı. İşaretledim burayı. Dış açıortay nerenin dış açıortayı? Bu açının. O zaman kollarımız M ve 2M. Yani oranları 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2 nereye eşit? Dış açıortayın ilk kenara olan uzaklığı yani x, ikinci kenara olan uzaklığı yani o da x artı 12. Böylece x buradan arkadaşlar 12 gelmiş oldu. ABD bir dik üçgen, BD ve EC kenarları eşit verilmiş. Alakasız bakın. 6 ve 12 kenarları var BE ve AC şeklinde. Bizden ABD üçgeninin alanını istiyor.
ÖSYM'de de böyle sorular sorar arkadaşlar. Böyle alakasız gibi görünen yerlerden çözüm üretmeniz gerekir. Şimdi normalde bir dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarların çarpımının yarısı. Ama burada ne A'yı biliyoruz görünüşte ne de B'yi. Ancak bu açıortay niye verilmiş olabilir? Bakın şimdi. B'nin 12'ye oranı 6'nın A'yı oranına eşittir. İçler dışlar çarpımından AB 72 olur. Yaz yerine kendiliğinden cevap geldi bakın. Bu şekilde sordukları sorular oluyor. Yani diyor ki sana temel bilgilerini düzgünce kullan, sonrası gelir diye ümit ediyoruz tabii. Yani her soruda böyle bir şey olacak diye bir kaide yok ama yorumlarımız düzgünse, konuyu öğrendiysek gerçekten güzel bir şekilde zaten bir nevi hissederek yapıyormuşuz gibi oluyor. Bazen oluyor, hissederek yaptı. Bunu nasıl aklına getirdi? Aslında o nasıl aklına getirdiğinin karşılığı şudur. Beynin o kadar çok çalışıyor ki onunla ilgili hızlı getiriyor. Bilgisayar gibi düşünmeniz lazım bazen. Yani sizin bilgisayara verdiğiniz bir komutta bilgisayar milyonlarca işlemin arasından sizin istediğinizi getiriyor. Bu bilgisayarın mükemmel ötesi bir alet olmasından değil, bilgisayarı mükemmel yapmaktan kaynaklanıyor. Ve o mükemmellik de şu, bütün algoritmalara oraya girerseniz onun içinden çekip alır. Hızlı da bir işlemci ise evet hızlı alır. Beyniniz de gerçekten böyle bir işlemci en nihayetinde. Ne kadar çok yükleme yaparsanız, ne kadar çok öğrenirseniz o kadar da çok hızlı hareket edersiniz. Bu şu demek değil, ne kadar çok öğrenirsem kafam o kadar karışıyor. O biraz bana basitçe bir yaklaşım geliyor. Ne kadar çok öğrenirseniz kafanız karışmaz. Başlangıçta ne kadar çok çalışırsanız öğrenme aşamasında evet bir sorgulama kısmı olduğu için kafa karışıklığı yaşarsınız. Orada pes etmezseniz ki geometride maalesef birçok insan pes ediyor. Ondan sonrasında pes etmediğiniz aşamada arkadaşlar işte artık gerçekten beyinde bilgilerin, yorumların düzenlendiği aşama başlıyor. Gerçekten bazen kendimizi çok küçük görüyoruz özellikle beynimizi. Kendimizi büyük görelim falan demiyorum ama beynimizi de bu kadar küçümsememeliyiz bence. 41. soru. AD1 dış açıortay verilmiş. Alan ABD 12 demiş. Bizden ne istiyor? ACD'nin alanını istiyor. Tüm alan 12 verilmiş. Ne diyeceğiz? Tabii ki dümdüz açıortay. Bunun oranı 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Buraya K dersek tamamı 2K olması için K olur. Böylece arkadaşlar alanlar eşit gelir. 6 6 bölünür olur. 40. soru, 42. soru. Açıortay yapalım biraz da. ABC bir üçgen, kenarortay pardon. G ağırlık merkezi bizden X'i istiyor. Ağırlık merkezinin özelliği nedir? Buradan bir kenarortay geçer. Aynı zamanda bu kenarortayın özelliği nerede arkadaşlar? 2'ye 1 oranında bölünür. Dolayısıyla buraya 6 kalır. Haliyle bir de neyi göreceğiz? Bir dik üçgende ikisi eşitse üçüncüsü de eşit. Muhteşem üçten vazgeçmiyoruz. Böylece x 12 oldu. 43. soruda bizden x'i istemiş. Ne alaka şimdi burada? Önce bir 6, 8, 10. Burası bakın bu şekilde. Bundan sonra durabilirsiniz tabii. Hatırlatacağım şeyi hatırlamıyorsanız. Bakın arkadaşlar önemli bir kavram. Biz kenarortayda iki bilgiye dikkat etmeliyiz. Bir, alan 6 eşit parçaya bölünür. Ağırlık merkezi tarafından. Üçgenler eşit parçaya bölünmüyor. Alanlar eşit parçaya bölünüyor. İkincisi, üçgenin alanı ağırlık merkezi tarafından 3 eşit parçaya bölünür. Yine alanlar eşit bölünüyor ki üçgenlerin eş olduğunu düşünmeyin. Çok fazla böyle soruda doğru yoksa bunun gibi ikinciyi kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Burada alan ifadesi geçmiyor. Nereden bileceğim? İşte bir zahmet soru çözerek burada. Ben de gösteriyorum zaten. Burada bakın çıkaracağım yorum budur. Sonuçta bu üçgenlerin alanları aynı olduğu için 3s arkadaşlar 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 bölü 3'ten 24 bölü 2'den 12 olur. Aman pardon ya 6 çarpı 8 bölü 2 24 olur. S buradan arkadaşlar 8 gelir. 8 de buradan 10 çarpı x bölü 2 yapar. Dolayısıyla x 16 bölü 10 1.6 8 bölü 5. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu ikinci verdiğim bilgi özellikle şu S şeklinde 3'e bölünmesi önemli bir şey bizim için arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Ve biraz daha sade görünüşlülerde onu kullanmaya çalışacağız. Birazdan bir tane daha soru geliyor onunla ilgili. Şimdi bakalım. 44. soru. 5 verilmiş AD BG tamam.
G ağırlık merkezi arkadaşlar bizden x'i istiyor. Yine burada ne yapabiliriz? Bakın BG böyle devam eder. Boşu boşuna onu böyle bırakmamıştır. Ağırlık merkezinin bir de bir parçasını vermiş bana sonuçta 4 olarak. Burası da 2 olacaktır. Dik üçgenlerde aman unutmayın muhteşem üçlüyü. Burası böyle 6 6 olacak arkadaşlar. Tabii ki şuraya bir T noktası dersek AT'nin de 6 olması için muhteşem üçlüden DT'ye 1 kalır. Böylece GT 2 olduğu için DT de 1 olduğu için burası kök 3'tür. Soruda lazım olsa hatta bu kendiliğinden bir 30 60 90 üçgeni çıktı bu soruda. Şimdi biz de GDC'yi istiyorum artık. GDC üçgeninde hipotenüsü yani GC'yi 3 artı 6 1 daha 7 49 52 oldu. X de buradan arkadaşlar 2 kök 13 oldu. Kenarortay formülü ile ilgili sorular çıkabiliyor arkadaşlar karşınıza. Ben bunu isterseniz kenarortay formülünü bir kenara bırakarak güzelce size cos teoreminden göstereyim. Bakın şimdi ne alaka cos teoremi ona bakalım. Bir üçgende üç kenar belli ise orada direkt bütün açıların kosinüslerini falan bulabilirsiniz. Böylece ne olacak? Kosinüs teoremini hatırlayalım. A kare artı b kare eksi 2ab cos alfa eşittir c karedir. Dolayısıyla 64 artı 12'nin karesi 144 eksi 8 çarpı 12 çarpı cos alfa eşittir 100 olacak arkadaşlar buradan. Şimdi 64, 144 şunları ben bir hesaplayayım. Şurası çıkarırsak 100'ü 108 yapıyor. 8 çarpı 12 cos alfa. 108 9'a bölünür. 12 hatta şöyle yapayım ya. 108'i 12'ye böleyim. 9. 12'yi böleyim gitsin. Böylece ne geldi kosinüs? Üstte 2 ile çarpmayı unutmuşum. Hemen düzelteyim şurasını. Böylece şurada da 2 var. 9 bölü 16 cos alfa'ya eşit oldu. Tamam mı? Şimdi artık bir daha burada cos teoremi yapacağız. 64 artı 36 eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 9 bölü 16 eşittir x kare. 8 kere 6 48. O zaman burası 3 oldu. 6 kere 9 54. 64'ten 54 çıktı 10. 36 daha 46. Kök 46 oldu arkadaşlar. Buradan x. Böyle cos teoremiyle uzun bir şekilde yaptık. Sorun mu? Hayır değil. Kosinüs teoremini bence bilmeliyiz. Yeri geldiğinde kullanmalıyız. İkinci yolda söyleyeyim. Kenarortay formülünü hatırlayın diye. A kare artı b kare eşittir c kare. Pisagor yapar gibi. Sonra diyoruz ki sonuçta bu kenarortay teoremi vc kareyi yani cr'ye ait bir kenarortayı çizeyim diyorum. Sonra diyorum ki kenarı 2'ye bölünüyor. Bunun altına 2 yaz. Kenarı 2'ye bölen VC olduğu için bunun yanına da 2 yaz. Ben böyle ezberlediğim için böyle söylüyorum. Herhangi bir matematiksel mantığı olduğu için değil. Yani ezberleme biçimim böyle olduğundan böyle hatırlatıyorum. Dolayısıyla yapıyorum bakın. 64 artı 100 eşittir. Pisagor olsaydı 12'nin karesi 144 olacaktı. Ama bu kenarortay teoremi x kare. Bu 2'ye bölünüyor. Kenarortay 2'ye böldüğü için bunun yanına yapıştırıyorum. Yine aynı cevabı bulacağız arkadaşlar. Bu da kenarortay hatırlatması olsun. Geldik şimdi 46. soruya. ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi, GD diktir, BC verilmiş. BC 12 diyor. Burası. Sonra AC 8 verilmiş. Bizden x'i istiyor. Bakın ağırlık merkezinin özelliği neydi? Ağırlık merkezi bu iki üçgenin, üç üçgenin hatta alanlarını aynı yapıyor. Haliyle artık 8x bölü 2 ile 2 çarpı 12 bölü 2'nin alanı aynı. Bu yüzden x buradan 3 olacak. 47. soruda bakalım şimdi. AC, AD'nin 2 katı verilmiş. ED 4 santim diyor. X nedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şunu bir söyleyeyim. Hangi soru modeli olursa olsun bir açıortay tabana dikiniyorsa ben orada bir ikizkenarı düşünürüm arkadaşlar. O yüzden bunu böyle ikizkenara tamamlarım. Bu bir. Haliyle AC ile şuraya T dersem AT eşit olur. 2A olması için böyle D orta nokta olur. Yükseklik aynı zamanda kenarortaydır. B de orta nokta oldu. Ve bak CD bir kenarortay,
AB bir kenarortay, iki kenarortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. X 8 geldi. Şimdi NB ile ND soruluyor. GN açıortay verilmiş. AD ve BE kenarortay. Şöyle burası 9 yani. Muhteşem üçlüden ağırlık merkezi de olduğu için 6 3. Neden ağırlık merkezi? BE bir kenarortay, onu da hemen söyleyeyim. AD de bir kenarortay olduğuna göre iki kenarortayın ağırlık merkezi noktası ağırlık merkezidir. Dolayısıyla böyle olur. 4 olduğu için BG de 8 olur. NB'nin ND'ye oranı soruluyor. Burası 8K'ya 3K olacak açıortaydan 8 bölü 3 gelir. Böyle çok da zor olmayan bir soru. Kenarortayların kesim noktasını unutmamak gerekir. 49. soru. Sınavda bir kere bu soru soruldu. Hatta bu direkt sınav sorusu arkadaşlar. Yorum yapacağız burada. Şimdi açıortay görünüyor. Açıortaylık bir mevzu var mı? Burada var. Bakın 10, 15, 2 bölü 3 sadeleştirirsem burası 2K olur, burası 3K olur. Burada 225'ten 100'lü çıkar. Pisagor yap 125, 5 kök 5 olur. Haliyle buraya 2 kök 5, buraya da 3 kök 5 kalır. Şimdi hem açıortayı kullandım hem Pisagor'u kullandım. Tamam, oraları buldum. Şimdi bundan sonra X'e nasıl geçiş yaparız? Demiştim ki 90 dereceler bir üçgende, iki üçgende, üç üçgende artık biraz fazlaysa ben orada arkadaşlar alfa beta 90'ı kullanırım açıkçası. Nasıl? Bakın buraya alfa yazarım, buraya alfa yazarım, şuraya da böyle bir beta diyeyim. Ters açıdan bu da beta olsun. Hemen şimdi ACE üçgenine gözlerini çevir. Alfa 90 mecburen burası ne oldu? Beta. Kendiliğinden ikizkenar üçgen geldi. X buradan 3 kök 5 oldu.